Ben düzelteyim. S2C'ye karşı değil galibiyetleri. Skunet'e karşı alınan bir galibiyet var. Onlar da Prestige'e karşı. Ama yani Prestige'den de bence maç alabilmek önemli. Ya benzer skalada takımlar kesinlikle. Bir yandan da. Ve yasaklama seçime geçtik. Minotaur Fredrin geldi. Vatandan ve Vexana ile karşılık verdi Coldflame. Vexana da birazcık işleri bozdu aslında az önce. Evet. Çok iyi 2-3 tane ulti sayabilirim bir önceki oyundan net bir şekilde. Onlar mavi taraftaki vatana Vexana vermek istemediler. Bakalım ne verilecek. Nolan da büyük ihtimalle arada. Aa, Novara yasaktan. Nolan, Joy bunlar açıkta kalabilir gibi duruyor şu anda. Orman Cavuz'u yine geniş. Evet. Erken Fredrin banının da bunda birazcık etkisi var açıkçası. Nolan ve Joy'un kalmasında yine 2 adet mid banının da diğer tarafta Coldflame'de etkisi var. Nexus'un Fredrin'i tat verdi bu arada. Evet, netti farklı. Bayağı, evet. Farklı, bugüne kadar oynadığından birazcık daha değişik bir roldeydi aslında. Evet. Daha suikastçı veya işte Alpha'nın dışına çıkılıp gidilen bir Fredrin gerçekten iyi bir sonuç verdi. Katılıyorum kesinlikle ve Matilda. Yine gidiyor, onu herhalde göremeyeceğiz diye düşünüyorum uzun bir süre boyunca. Joy açıkta kalacak gibi. Evet, bana da öyle geliyor. Nolan çünkü burada yasaklanacak karşıda. Feni de açık kalacak bu arada. Yani ikisinden bir tanesi açıkta evet. Kalacak ama Nolan'dan biraz daha korkuluyor sanki. Ben de katılıyorum ona. Ve Nexus'un Nolan'da problem. Can yakar gibi. Ya onlar da bence zaten şu anda kara kara düşünüyorlar. Hangisi onu da görebiliyorum. Joy mu yasaklasak? Ben mesela Feni burada yasaklamazdım ama Joy ya da Nolan'dan birini aradan çıkartırdım kesinlikle. Ama senin söylediğine de daha yakınım. Nolan büyük ihtimalle burada giden ya kahraman olmalı. Ya da ikisini de bırakıp birisini kendini alacak. Evet. Ki evet, senin dediğine tercih geldik. Ruby yasaklandı. Ve yani siz Nolan'ı ya da Joy'u alın, biz de kalanı alalım. Aynı hareketi dün bir maçta daha görmüştük. Hangi maç hatırlayamıyorum ama hem Nolan'ın hem Joy'un son banda ikisinin de tercih edilmemesi ve takası olayının. Nolan da başladı Vatan Game zaten. Nexus'un ellerinde mükemmel. Cloud geldi. Bu gayet net bir tercih bence şu anda. Özellikle meta'da düşünecek olursa sonra va. Bir de burada yanına ne alacak? Joy gelmeli zaten kesinlikle hazır açıkken ama. Acaba esnetecekler mi? Sarkıtacaklar mı Joy'u? Ama şimdi şöyle bir şey var. Joy'u da sarkıtırsan üst koridorda oynayabiliyor falan. Yani bir de çekilirse bir de üstüne üst koridora falan biraz problem olabilir. Lily'i aldılar. Bilin bakalım. Vatan hem Joy hem Nolan şöyle hani mid'e koyabilir Joy'u. Evet. Öyle isteyebilir ama ister mi? Ondan da emin olamadım. Arlott. Arlott geldi. Hazırlayıcı lazım. Kesinlikle. Burada Nolan için. Tabii. Acı beni değil, ben acıyı. Valentina. Okey. Yani karşıda tabii Lilia'yı gördüğü anda aslında iki tane Lilia ultili kahraman olacak burada. Zaten Coldflame hani baktığımızda ilk iki banına tamam hani Nolan'ı kesemedi ama çok iyi iki mid kesti. Dolayısıyla Valentina'dan da zaten fazla alternatifi kalmıyor Vatan Game'in ki keza okey Lilia'dan çalabilecekleri açısından. Yani şey de Valentina da ufak bir hani korkutma efektine sahip olduğu için o da evet, ufak bir hazırlayıcı diyebiliriz evet, belli doğru, noktada. Doğru. Ve gelecek diğer kahramanlardan alabileceği bir kitle kontrolü de olursa yine Nolan'la iyi çalışabilir. Kesinlikle. Evet. Yani yasaklamalardan önce son bir tercih hakkı var Coldflame tarafının. Yani burada ormanı almak isteyebilirler sanki. Ama onlar Benedetta'ya doğru gittiler. Okey. Ya Benedetta birazcık körlemesine oldu. Çünkü şu an Arlott'un rolünü hala bilmiyorlar. Evet. Arlott'un da dolaşımcı da olabilir, tecrübe de olabilir. Benedetta birazcık gözü kapalı alındı. Bakalım nasıl sonuç verecek? Ben ikinci faza bırakabilirdim Johnny Benedetta tercihini. Carry yasaklaması geliyor tabii nişancı. Özellikle alınmamışken burada Vatan Game'den Carry'den kurtulmak oldukça kıymetli gibi. Coldflame adına ama herhalde şey diye düşünüyorum. İki tane etli butlu bir şey gelecek gibi hissettirdi bu yasaklamayla beraber. Ya da şeyi de istemiyorlar. Tek yemeyecek bir nişancı. Hani oyunun başında kasacağı ekstra can, işte dirençle beraber carry belli bir noktaya kadar tanklayabiliyordu. Evet. Ya Cloud da kendilerinde zaten bayağı bir alanı daraltıyorlar Barat bu konuda gitti. Barat. Yani ben dediğim gibi ormanı senin alırdım. Ben kesin ormanı alırdım 3'te. Çünkü darlayacakları çok belliydi ormanı. Bilmiyorum. Ve dediğin şey de oldu. Hani etli butlu bir şey gelebileceğini düşünerek aslında. Evet, Barats da gitti. Carry yasaklandı. Diğer tarafta dedi ki tamam etli butlu bir şey alacaklar. Biz de Barats'ı aradan çıkartalım. Şimdi Clint de yasaklanıyor bu noktada. Kulakaç'ın elini biraz daha daraltmak istediler ama Kulakaç'ın yani Beatrix'i var hala. Birkaç tercih daha da var. Beatrix dışında da.
ne kadar problem olacak onun için emin olamıyorum bu arada. Böyle durumlarda gideceğiniz iki tane genelde kahraman oluyor. Evet. Yani üçüncüsü Plase. Yani dediğim gibi Beatrix. Tigreal. Tigreal gitti. Beatrix olabilir. Dediğin gibi onun haricinde Nathan düşünebiliyor. Bir de oyun sonu sigortası gibi. Oyun sonunda çünkü eğer düşüyorsa takımınız o toparlayıcı gücüyle beraber olabiliyor. Kulak açı harita oynarken de görmüştük yine geçtiğimiz haftalarda. Belki yine bir son bir Plase olarak belki düşünebilir. Bakalım onun tercihi ne yönde olacak? Şimdi kırmızı tarafın bir tercih hakkı var. Harit tercihi de çok iyi değildi ama ya pozisyon hataları olmuştu. Olmuştu yani. Olmuştu. Kesinlikle. De biraz daha oynanışı tarzı olarak diğerlerinden farklı açıkçası o pozisyonda. Evet. Harit'in alet çantası da biraz spesifikleştiriyor. Kulakaç onu da çok beğenen bir oyuncu değil gibi bence. Yağmur beni durduramaz. Baxia, Baxia geldi. Yani güzel bir tercih oldu aslında. Hem takıma bir mobilite katacaktır. Hem de tabii acılara da göğüs gerebiliyor Baxia. Şimdi Angela daha iyi değil mi ya? Evet, şimdi Angela inanılmaz olabilir. Yani ki biliyorsunuz Benedetta da peşine bir sürü karakter kahraman takabiliyor, ayrı gittirebiliyor. Angela desteğiyle beraber sadece hani Baxia'nın kafasına değil, Benedetta ile beraber de oyunlar yapabilirler aslında burada Angela ile beraber. Evet, evet. Bir önceki Angela'dan daha iyi olur, o kesin. Ya en basitten Baxia üzerindeki bir Angela müthiş. Yani zaten Baxia her yere yetişebildiği için yanında Angela'yı da götürebiliyor. Ne önemli burada? İlk tercih. Yani tecrübeye gitti. Brody. Arlott tecrübeye gitti. Guinevere dolaşım olacak gibi duruyor ve Nolan da ormana yollandı. Kufra geldi. Kufra. Tam bir aslında sağ taraf takım savaşı kompozisyonu. Tam. Ama farklı açılardan gelme potansiyelleri de var. Burada Baxia ve Benedetta. Arka tarafı zorlayabilir ve onlara katılabilecek bir kupraları var. Farklı açılardan yine geldiklerinde onları yalnız bırakmayacak. Sol taraf ise ya ilk gördüğü hedefi çok rahat eritebilir, parçalayabilir. Çünkü bakıyorum burada Guinevere ile başlayabilir. İşte rakipten çalınacak bir kupra ultisi var. Yani Vatan ilk hamleyi yaparsa eksik bırakabilir ama diğer taraf ilerleyen savaşta takım savaşı kompozisyonu kullanabilir gibi. Kesinlikle. Ama ben bu kadrosunu Coldplay'in ilk maça nazaran bayağı daha fazla beğendim. Yani ben de öyle. Birden fazla işletme durumunuz mevcut çünkü gibi geliyor bana. Takım savaşında da iyi. Birazcık geriye düşerseniz Benedetta size farklı noktalardan kaynak da sağlayabilir gibi duruyor. Ben birazcık daha beğendim ilk maçtaki tercihlerine nazaran. O zaman sizlere kolay gelsin. Teşekkür diyorum. Ediyoruz Johnny. Ve ikinci eşleşme, ikinci karşılaşmaya doğru geçişimizi yapıyoruz artık. Bakalım Vatan Game'de net bir kadro. Ya Eray senin düşüncen ne kadrolara baktığında? Şimdi şöyle açıkçası bu sefer Cold Flame'in oyun ihtimali daha yüksek. Koridorları yine kaybetseler bile biraz orta oyunda mid game'de en azından cevap verebilecek daha net senaryoları var. Bunu söylememiz lazım ama ben Nexus'un ellerinden olan beni bayağı korkutuyor açık konuşmak gerekirse yani. Nexus'un ellerindeki bin olan Cold Flame'in o elindeki takım savaşı kombinasyonu daha oturmadan çok ciddi farklara ulaşabilir ve bu yüzden bunun hiç baştan beri var olmamasını sağlayabilir. Kesinlikle. Vatan Game'le yine. Bakalım neler izletecekler bizlere. Ben de merak içerisindeyim. Yani Cold Flame burada biraz hafif agresif. Ama herhangi bir rakip göremediler. Akdeniz'e doğru döndü hemen zaten Nexus'a bölgede. Akdeniz'i isteyecektir. Hemen net bir şekilde de Akdeniz'i alıyorlar. Diffy de hemen geri çekildi. Gayet sıkıntısız bir pozisyon gibi. Yani Nexus da bayağı cüretkar bu bölgede. Net bir iş geliyor ondan. O bölgede takım arkadaşları beraber iyi bir baskı. Orman minyonu da almayı başardılar. Güzel bir iş. Yani şöyle bir baktığımızda şu ana kadar benim gözüm birazcık Nexus'ta. Birazdan dördüncü seviye olacak ki oldu. Ben şimdi burada dakikalara ve sayılara da dikkat ediyorum Ormancı'nın dörtlerinde. Turnuvamızdaki şu ana kadar en hızlı dört seviye olan Ormancılardan biri listesine girdi bu oyunla. Kesinlikle. 1.20'lerde falan oldu. Hatta biraz daha düşüktü. Hemen hareketlenir mi? Gözüm ona çarptı şöyle bir baktığım zaman Nexus 4 seviye olur olmaz. Hareketlenmiş. Evet. Bundan bahsediyordum işte yani. Ve bu arada safta kullanılmış. Aha. Ya 1.20'de oldu Sinan. Rekor evet. Galiba bu arada. Diffy terste kalabilir gibi ama çok da yüklenmediler o bölgeye doğru. Nexus yine erken oyun kaynağını aldı. Evet. Yani suikastçilerle oynayınca bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Ya işte ezberlemiş zaten hani 1.20'de nasıl olacağını 4 seviye biliyor. 5.
Evet 5 yani büyük 2. dakikada 5 seviye. Bu şu an şey bug'lı gibi yani hile yazmış gibi neredeyse. Çok iyi ya. Evet o... evet. Müthiş. İşte o paterni o deseni ezberlemiş. 1 dakika 20 saniyede 4 seviye olup ortadan gidip skorunu çekti. 2. dakikaya geçerken 5 seviye birazdan 6 olacak. Sanki bu oyuna ait değilmiş gibi. Dibi yüzükladı. Kulak aç kötü yakalandı. Remember'dan devam oyunu var. Işından da geldi ama çok kaliteli bir ışından mıydı bilmiyorum 4 kişi üstündeyken. Ve evet evet. Burada güzel avladılar. Kaplumbağa alt tarafta ama hiç kimse oralı değil. Nexus rakip moru alıyor şu anda ve hani Nexus yine ekmeğinde bak söyleyeyim ben sana. Rakip ormanda skorlar çekiliyor ve dakika 5 gibi haldır küldür böyle üstüne koşacak gibi rakiplerin hemen Kaplumbağa'ya da döndü. Hasarı fazla orada Nasite varsa da görüşü verdi. Vast ona doğru oynuyor şu anda. Diffy buraya gelmek istedi ama yani 3'te 1'e kadar çekildi orada canı. Pasif ile beraber can doldurmak istese Nexus oralı bile değil. Tek başına yani, patır kütür kesti Kaplumbağa'yı gerçekten. Sinan da dakika 3 tek başına solo Kaplumbağa kesiyor. 7 level olmak üzere bir tane skoru var. Kolay gelsin diyorum Cold Flame'e Nexus'la uğraşmak adına. Kesinlikle öyle. Bloodfets hemen şimdi ortayı temizleyecek. Akdeniz'e doğru da bir bakış attı aslında ama üst tarafa doğru gidiyor. Birazcık kulak açın elini güçlendirmek de istiyor olabilir. Hayır, rakip turuncuya gidecek ve birazcık olsun takıma bilgi vermek isteyecek ama biraz kötü yerde kalabilir Bloodfest. Remember öldü. Ama Diffy takip etmedi. Remember ölmüş senin de belirttiğin gibi. Nexus aldı. Nexus ve Zahne'nin ikilisinin işbirliğiyle beraber gelmiş bir skordu diye düşünüyorum. Bloodfest burada oyalamaya devam da etti. Nexus yaklaştı ama Baxia çok problem yaşamıyor orada çıkma konusunda. Evet ya yani biraz şimdi Cold Flame'in Rolanti'ye sokması lazım maçı. Çünkü üzerine çok kısa sürelerce oyun yıkılabilir. Cold Flame'in bazı noktalarda açıkçası hani minyon dalgalarını ittirip güvenli pozisyona geçmesi gerekiyor. Daha fazlasını istemeye başlayacak Vatan. İpin ucunun erken kopabileceği maçlardan birini görüyor olabiliriz kesinlikle, şu an. Kesinlikle. Yani bir anlık bir evet, hatada evet. Oyun patlayabilir gibi havaya da savurdular. Ulti de geliyor Bloodfest'ten. Kulak aç vurmaya devam ediyor. O da bir sersemletme attı ve kulak aç skoru alacak. Kaynağı alacak. Erken bir düşüş yaşamıştı ama burada birazcık daha rahat bir nefes alıyor. Son Reva sıkıntı yaşayabilir orada. Zaknen dehşete düşürmek isteyecektir rakibini ama Son Reva kaçmak istiyor bu bölgeden. Evet. Zaknen'de de herhangi bir şekilde bir kaynak mevcut değil. Onu kovalamaya devam etmedi. Nexus Vayse yakalamış. Vassa bu bölgeye doğru gelmek istiyor. Oo güzel yakalayabilirdi. Onun tekerleğini de bozdu Vassa. Ama Vayse kaçmaya da konusunda bir problem yaşamıyor. Hemen Remember'a katıldı ve Remember'ın gelişiyle beraber biraz daha yere evet. Sağlam basabiliyor. Bu tarz işte Rolanti Eyvah. Oyunlarını bulması lazım derken şimdi kulenin arkasından çok bedava bir skor açıkçası. Ben iyi görmüyorum Sinan bu oyunun sonunu. Evet evet yani ciddi kaynaklar gidiyor. Bloodfest yine farkındasın değil mi? İnanılmaz pozisyon hazırlıyor. Ben çok Hı-hı. seviyorum dolaşım oyuncuları arasında. Bloodfest zaten evet. dün de bahsetmiştik hatırlarsan biraz. Çok iyi. Yani hakkını vermek lazım. Kesinlikle öyle. Kredisi verilmesi gereken oyunculardan biri. Remember'a ciddi hasar vardı. Ultisini kullanmak durumunda kaldı. Bloodfest oraya geldi. Zehna'yla beraber hasarları yetecek mi? Yeterli olmadı gibi. Ama orta kule gelebilir. Evet. Diffy ışınlanla beraber geldi oraya ama çok mantıklı değilmiş gibi. Vassa'nın gelişiyle beraber orta kulenin alınması da garanti altına alınmış oldu. Evet. Kulak açla diğer taraftan zaten hiç pozisyonunu bozmadan devam etti kuleye vurmaya. Nolan bir arkalardan bir şey istiyor. Girdi gibi hatta ama kaçıyor nasiple varsa. Yani şimdi erken konuşmak istemiyorum tabii ki. Cold Flame tabii ki çok kaliteli özel bir takım. Ne kadar pek puan çekememiş olsa da buradan oyunu döndürebilecek bir takım derken bir skor daha veriliyor. Gevezeliğime kusura bakmayın. Yok yapacak bir şey yok. Evet. Yani Bloodfest terör estiriyor. Evet şunu söylemek istiyorum. Benim gözümde açıkçası şu ana kadar oynadığımız oyun başı için en tek taraflı oyunlardan biri oldu. Tabii ki cevap verilebilir. Cold Flame açısından ama ben çözüm senaryolarına çok denk gelemedim şu ana kadar. Uf Nexus çok güzel bir zamanlamayla orada kaydı ve yani yakalanabilirdi Diffy tarafından. Yani şu anlık ben senin de belirttiğin gibi böyle bir baskı hatırlamıyorum ya çok uzun bir süredir. Evet, evet. Ya altın farkından falan da ziyade Sinan iki tane yer açıldı bile hani T2'ler duruyor üstten ve alttan. Kendi ormanına bile giremiyor Cold Flame uzun süredir. Evet girdi ve olanı da görüyoruz zaten. Hareket bile edemeden burada Nexus'un avı haline gelecek bir noktada. Son Reva üzerinde de ciddi bir hasar var. Ultiyi de kullanmıştı kulak aç ama yeterli olmayacak. Şimdi Vayse o bölgeye doğru gelecekti. Yakalayabilir Zaknin'i ama onda da işte Remember'ın ultisi olunca hemen geriye doğru çekilecek. Vayse kötü alanda kalıyor. Vassa'dan bir sersemletme kulak aç son vuruşu yapamadı. Bir canı var neredeyse. Güzel bir ışınlanmayla beraber nasipte Varsa'nın
atlamasından kurtulacak ama Remember üzerinde müthiş bir hasar. Nexus yine verilecek cevabı veriyor. Orta ikinci kule isteniyor. Arabanın da yardımıyla beraber Zaknem burada son vuruşu yapıyor orta kuleye. İşler büyük bir şekilde sıkıntıya düştü şu anda Coldflame adına. Evet, birkaç dakika önce nacizane dakika 3-4 gibi Coldflame'in rolantiye alması, kendini çok göstermeden minyon dalgalarını temizlemesi lazım demiştim. Ki onu bir miktar yaptılar ama kendilerini gösterdikleri pozisyonlarda da hep düştüler. İpin ucunun kopma noktası bayağı tempo kazanmış oldu Sinan. Hani 8 kaldık, altın farkı var, dakika 7. Evet, yani ciddi problem. Diffy burada Vassa yakalamak istedi ama yani... Yok. Vassa pek oralı değil. Sadece burada kulenin alınması adına, evet. Vassa'nın kuleye yakınlaşamaması adına bir darlama operasyonu diyebiliriz aslında. Şimdi rakip turuncu da Vatan Game. Bunun farkında Coldflame kadrosu ama şu anlık buraya bir tepki verebilecek konumda durumda değiller. 100 saniye sonra da Lord gelecek. 3. kaplumbağayı az önce Vatan Game zaten annesine yazdırmayı başardı. Ve işler çok istenilen gibi değil. 10.000'e yakın bir altın farkı var. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ya şu an tahminimce hani Johnny Nexus'a daha iyi bilir. Bir bu arada hareketlenmeye hemen de skor gelecek mi? Nexus'u en azından almış oldular. Sinan, bir geri dönüş senaryosu olur mu acaba? Yani. Viz biraz fazla istedi Nexus'un düşünden sonra. En azından cevap olmuş oluyor Vatan Game Nexus'un düşüşüne. Yani Nexus'un gitmesi, en azından düşmesi iyi oldu. 13 seviyeydi. Baktığımız zaman hani 8. 9. seviyelerdeki kahramanlar için, Remember Me için, Sonreba için birazcık boost olmuş oldu. Kesinlikle öyle. Remember'a kaldı skorda zaten. Burada pozisyonu görüyoruz yani, bir önceki pozisyon. Şimdi burada Nexus'un alınışı ve yani Waze herhalde burada devam ederiz diye düşündüm Nexus'un düşüşüyle beraber ama yani yine de Nexus düşse de diğer oyuncular da kaynak konusunda çok sıkıntı yaşamadı. Mesela Zaknen 1-0-6 aslında ciddi bir kaynağa sahip. Yine Bloodfest aynı şekilde Kulakaç. Her ne kadar oyunun erken aşamasında düşürülmüş olsa da o da sonrasında oyunun içerisine girmeyi başardı. Yani şu noktada sadece Nexus'un düşmesi çok yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Bakalım neler çıkacak. Şeyden bahsediyordum hani, istatistiklere bakarız, Johnny'lerin de varsa o da söyler. Biraz önce Nexus'un düşmeden önceki pozisyonda dakika başına altın farkı olarak rekor olabilirdi o. Tahminimce rekordur hatta. Ama Coldflame en azından bir minik bir çırpınış çizdi. Bakalım üzerine koyabilecek yani de bir takım. Binlerde falan, bine yakındı yani. Bak şu anda 7500, 9. dakika. Bir dakika önce falan öldü. Evet. Öldükten sonra ne kadar altın hanesine hazır bilmiyorum ama 900 küsürlerdedir o sırada. Dakika başına altını kesinlikle. Yani müthiş bir rotasyon yaptı zaten Naruto üzerinde erken oyunda, onu söylemek gerekiyor. Ve Lord doğdu. Ben girer miydim bilmiyorum. 8.000'lik bir altın farkı varken bu noktada Lord birazcık problem yaratabilir ama Waze gözücüyle bir geldi. Baktı, Lord hala başlanılmamış. Geriye doğru şimdi çekildi. Zaten üst tarafta son revayı görüyoruz. Pek buraya yakın değil. Yok, Dipi de aslında ona bir... gelinmesi durumu için. Oo, Bloodfest yakalamış orada Waze'e. Hemen onun üstünde 3 oyuncu olacaklar ve Waze'in düşürülmesi an meselesi. Son vuruş Zaknen'den geliyor. Remember'a doğru bir oyun gerçekleştirmek istemediler. Lord geldi. Mor güçlendirme geliyor rakipten ama şunu da söylemek lazım. Son revada üstten bir kule. Üstüne de buradaki ikinci kuleyi de ciddi bir şekilde tıraşladı. Yarı cana kadar neredeyse. Yani bakalım geri dönüşü ne şekilde olacak bu durumun. Yani ilk Lord'la burada ciddi bir sıkıntı yaratabilir Vatan. Vassa'nın dönmesine neden oldu bu arada? Yani... Bir anda yarı can. Tek harekete yarı candan fazla son revaya. Ciddi hasar gerçekten. Ortadan geliyor Lord. Vassa da yukarıyı zamanlı olarak sokmaya çalışacak. Eraycığım bu arada eğer ki Lord gelirken Nexus bir oyuncuyu almayı başarabilirse hasar beraber bitebilir oyun bu arada. Biter bence de. Bir miktar hasar alıyor Nexus ama... Hemen yenilenmesini kullandı. Diffy çok güzel yakaladı. Duvarda vurmayı başardı. Nexus'u harika bir refleks aslında orada. Yani... Müthiş yani, söyleyebilecek hiçbir şey yok. Lord'u hızlı bir şekilde eritecekler ve çok istenilebilecek bir Lord'a dönüşmedi. Ne kadar iyi bir oyun geliyor orada Diffy'den. Harika bir refleks. Buradaki savunmanın kahramanı Diffy. Kendinden inanılmaz derecede önde olan rakibini, ki bakıyorsunuz hani Diffy burada henüz 2 rakamlı seviyelere bile ulaşamamışken Nexus 15 level. Diffy 9 level. Burada biraz elini taşın altına koyup rakibin en güçlü konumdaki oyuncusunu öldürtmeyi başardı. Bu da defanslama anlamına geliyor benim gözümde. Hani Vatan burayı hala terk etmedi ama. Yani, evet yani oynayacaklar sanırım ama yok. Colt da çok o bölgeyi istemiyor. Nasıl de varsa da çünkü üst tarafındaydı. Yani hala dediğim gibi Kulakaç vurmaya devam ediyor. Onu da söylemek lazım. Yani son revayla aralarında 1500'lük bir altın farkı mevcut. İki seviye fark da var. Evet. Öyle kolay olmaz hala 5'e 4 bile olsa durumlar. Tabii bence de. Diffy'yi ama tebrik edelim. Bu tarz şeyleri deneyen bir oyuncu.
Bazen bunun sıkıntısını da çekti ama burada bayağı bir karını gütmüş oluyorlar. Yani hemen oraya doğru geldi Vassa. İkili bir sersemletme vardı. Vayne havaya doğru savruldu. Vassa'nın canı çok ciddi bir şekilde azaltıldı ama savaşmaya devam ediyorlar Blasted. O noktada kulak uç üzerinde ciddi bir hasar var. Yenilenmeyi kullandı ama ölmedi. Vassa arka tarafta, son Reva tarafından alınsa da nasipte varsa biraz fazla içeride kalınca evet, evet. O da affedilmiyor. Karşılıklı takaslar diyecektim ama hayır, 2'ye 1 bir takas var. Kulak uçun yaşaması piyango burada. Piyango ucu ucuna çıktı şimdi için. Bence de kesinlikle hatta Sinan şöyle bir ekstra iddiada bulunayım. Kulakaç burada ölse Cold Flame'in geri dönüş senaryosunun başını yazıyoruz bence. Evet, evet. Daha önceden iki kere de Nexus'u düşürdüler çünkü. Ya fena ya, maçın başında Nexus kasırgası bu kadar ciddi bir şekilde esmeseydi, bu kadar fark olmasaydı şu anda yani güzel bir şekilde kafa kafaya bir oyun izliyor olabilirdik. Hala evet. Da şu anda Cold Flame iyi tutuyor. Ama bakalım yani güçlendirilmiş Lord'la neler yaşanacak. Hı-hı. İşte o kafa geldiğinde orta üst kulesi büyük ihtimalle düşecektir. Evet. O savunma onlar için kritik olacak. Burayı da en azından bir üst kulesiyle atlatabilirlerse evet. Bu Lord savaşını ve ciddi bir... kayıp yaşamazlarsa ve belki 1-2 skor ya da ne bileyim 2-2 takasla tutulan bir senaryoda evet. 3. Lord için belki bir farklı bir senaryo konuşuyor olabiliriz ama yine de Vatan çok frene basacak gibi değil. Uf çimenlerde bekliyorlar. Diffy son refa görüldü burada. Bloodsweat oynamaya başladı. Ultisi de var şu anlık. Bloodsweat'in gördü. Yakaladılar son refa. Ultisini kullanıyor ama Kulakaç'tan ciddi bir hasar gelse de orada çok iyi bir oyun var. Diffy'den Kulakaç'ı almayı başaracak. Belki de tek başına ama hayır. Vurulamıyor. Kulakaç vurmaya devam ediyor. Doğa rüzgarı geldi ve Kulakaç 2-2 geliyor. Müthiş bir doğa rüzgarı ama oraya gelen nasip de varsa taşlaştı da beraber Kulakaç almayı başaracak ama Bloodsweat şu anlık çok da geri dönmek istemiyor gibi gözüküyor. Ölümsüzlüğü var. Doğa rüzgarı muazzam evet. Geldi. Çok iyi geldi gerçekten de. Son Reva biraz erken mi çıktı diyeceğim yoksa Diffy mi erken girdi onu biraz tartışırız tabii ki daha sonra ama bu pozisyon devamına şöyle bir baktığımızda nasip de varsa da düşüyor Zihne'nin skor almasıyla beraber. Ki bitirmeye koşarlar mı? Gerçi hızlı doğuyor Cold Flame tarafı da. Hani seviyeler... Evet, bitirmeye gitmez büyük ihtimalle. Lord yukarıdan geliyor. Kafasıyla beraber üst kulesini ciddi bir şekilde inceltecek. Yarı candan fazlası var. Hala oraya birazcık bir iş gücü gerekecek. Evet. Vatan tarafından. Şimdi rakip turuncuyu da görüyor. Yani acaba ben güçlendirme sayılarını merakla bekliyorum. Görmek istiyorum. Bayağı fark vardır. Bayağı fark vardır kesin. Büyük ihtimalle. Şimdi burada Cold Flame hani 14. dakikalara kadar taşıdı oyunu ama dakika 7'de 8 kaldık altın farkından taşıdı. Hani o yüzden bayağı fark vardır diye tahmin ediyorum. Bayağı geridelerdi. Ona rağmen uzatmayı bildiler. Alttaki pozisyonun daha sonra hani muhakkak yorumlama ihtimalimiz olacak. Replay'de görürsek veya daha sonra görürsek ama Diffy ve son Reva'nın ben bu seride üçüncü kez hiç birbirleriyle aynı sayfada olmadıklarını seziyorum. Yani kafa geldi. Havaya savrulan bir isim var. Vassa o bölgede duvara da vurulmuştu ama yeter değil. Son Reva bir anda paramparça edilebilirdi. Kaçmayı başarsa da Vayne aynı şansa sahip değil gibi gözüküyor. Diffy dehşete düşmüştü. Lord şu anda ana üst kulisine vuruyor ve şu büyük ihtimalle maç bitebilir gibi geliyor. Son Reva'dan güzel bir ulti kullanımı gelse de doğa rüzgarı maalesef Zyklen'e karşı işlemeyecek. Bir anda yarı candan tek yese de Bloodsweat arka tarafta ölümsüzlüğü alınıyor. Diffy ölümsüzlüğe sahip ama 4 arkadaşı da düşürülmüşken evet. Bu savunmayı yapması mümkün değil ve Vatan Game 2-0 ile kapatıyor seriyi. Evet, Vatan Game'in yine tek taraflı bir oyunu. Sadece yine bitirme konusunda biraz zorlandılar. Ya çok da zorlandılar mı dersen hayır ama daha erken bitirebilirlerdi sanki. Ben de biraz aynı fikirdeyim. Yani birkaç pozisyonda işte Diffy'nin müthiş refleksi mesela orada Nexus'u duvara vurması. Evet. Orada işlerin rengini çok değiştirdi ilk Lord'da bence. Benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Buyur. İki ormancı arasındaki fark. Evet. Yani Zeyş'ten burada MVP maçın en değerli oyuncusu. Okey ama bir baktım. Baxia 10. Diğer tarafta Nexus Nolan 15. Evet evet. Aradaki altın farkı 5000-6000 civarlarında. Evet. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Şimdi bu kısık sesimle ve hasta halimle bir miktar nacizane açıklamaya çalışacağım. Bildiklerimi Johnny sen de yanlışlarımı düzeltirsin. Estağfurullah. Birazcık Filipinler tarafını izliyorum ben son zamanlarda. Anlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Ormancı özelinde bazı açılışlardan bahsediyorlar sevgili Johnny. Belli izlemen gereken desenden bahsediyorlar. Sen matematiksel olarak ne yaparsan yap bir rakibi öldürmediğin sürece o deseni izlemezsen o desenden daha hızlı experience ve gold kazanabilirsin. Bunları ezberlemiş oyuncular var. Tianzi bunu yapıyor. Nexus bu kategoride. Yine zaman zaman Farveyn bu taraklarda bezi
oluyor. O çok suikastçı oynamasa da. Şimdi bu en yüksek dördüncü seviyeye gelme kategorisi matematiksel olarak ormancıda yapılabiliyor. Ve belli bir desen izlenerek yapılabiliyor. Bunu da ezberlersen ve bunu yaparsan 1.20'lerde, 1.30'larda kahramandan kahramana değişmek üzere gelinebiliyor. Buna ya cevap verilmesi gerekiyor ya da bu oyunculara bunu yapacakları kahramanlar vermemek gerekiyor. Nexus oyunun başında şu an ligimizin rekorunu kırarak galiba 1.20'de dördüncü seviye oldu. Gitti hemen bir skor aldı. İkinci dakikaya ulaşıldığında beşinci seviyeydi. Nexus'un kafasında rakipten bağımsız kendi çizgisini oluşturan sayısal verilere dayalı bir plan var. Diğer tarafta bazı şeyleri yapmaya çalışan, oluyor mu olmuyor mu onu görmeye çalışan bir ormancı var. Dolayısıyla aynı sayfada değiller. Nexus da bu farkı böyle açmış oluyor. Ben buradan net bir şekilde öneriyorum MLBB yetkililerine. Bu maçın başından itibaren yine Alvin Dorian'ın da söylediği gibi Nexus'un bu orman patikası incelensin, evet, ve ders niteliğinde verilsin. Evet. Yani bu gerçekten hem profesyonel seviye için hem daha da önemlisi bence normal oyuncular için müthiş bir referans olabilir. Kesinlikle. Evet. Çünkü şu oyunda yaptığı şey aslında hani skor katkısı vesaire de gayet iyi ama sırf böyle tempoyla kamp alarak doğru rotasyon ve doğru patika ile beraber ormanda oluşturabilecek farkın nasıl oyun sonucuna yansıyabileceği noktasında, evet, müthiş bir, evet, referans. Kesinlikle. Yani bir suikastçı da olsa aradaki altın farkıyla onu bir dövüşçüye dönüştürebiliyorsunuz. Evet, bir iki pozisyonda yakalandı etti. Ama zaten iş işten geçmiş.